Selamünaleyküm. Allah gününüzü hayır eylesin inşallah. 7'ye kadar istediğinizi sorabilirsiniz. 7'den sonra ben size tekrar geriye bir soru sormayacağım. Emin olabilirsiniz. Destur. Selamünaleyküm efendim. Hoş geldiniz. Efendim, Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın bir cümlesini okudum ben, sözünü okudum. Cafer-i Sadık cimri, haram yoldan mal kazanan ve onu yerinde harcamayan kimsedir diye kendi hakkında böyle bir cümle söylemiş. Şimdi insanın kendini bu noktada eksik görmesi, yanlış görmesi, mesela işte ben böyleyim, ben böyle hatayım, ben bunu yapıyorum. Hani Cafer-i Sadık'ın da burada kendini cimri olarak nitelendirmesi, haşa tabii biz öyle düşünmüyoruz da, kendini böyle eksik görüp de hani bu şekilde nitelendirmesi ne derece doğrudur? Hani insan hatalı görür kendini, eyvallah, yani hatalarını bilir, yanlış düşünür, yanlış hareketlerde bulunabilir. Ama bunu hani ben böyleyim, ben şöyleyim, işte ben bunu yapıyorum gibi ithamda bulunmak ya da söylemek dışarıya doğru mudur ya da ne derece doğrudur? Baştan bir daha cimri, başka? Cafer-i Sadık cimri, haram yoldan mal kazanan ve onu yerinde harcamayan kimsedir. Şimdi cömertliğin sınırı yoktur. Cömertliğin sınırı olmayınca bir adım ilerideki cömertliğe göre bir adım gerisindeki cömertlik cimrilik sayılmış olur. Bir kimse 1 lirasının 1000 lirasının 10 lirasını harcasa kendince cömertliktir. 20 liraya göre 10 lira harcamak ise cimriliktir. 50 liraya göre 20 lira harcamak da cimriliktir. O yüzden bir kimsenin kendi kendisini cömert görmektense kendisini cimri görmesi, bu manada nefis terbiyesi açısından ve kendi nefsini bu noktada daha iyiye götürmesi açısından normal bir şeydir. Doğru bir şeydir. Kazanca gelince, bir kimsenin kazancının tamamını helal görmesi o kimse kibre götürür. O yüzden muhakkak ki insanların kazancının içerisine helal olmayan unsurlar ve noktalar girme ihtimali çok fazladır. Bu sebepten dolayı bir kimse 1000 kazansa, bunun içerisinde 1 lira haram olsa kazancına haram girmiştir. 1000 kazanmış, 10 lira haram girdiyse yine kazancına haram girmiştir. O yüzden bir kimsenin otomatikman kazancını en helal noktada görmesi hakkı değildir. Benim bütün kazancım helal derse bir kimse, Kur'an ve sünnet ahlakına göre aykırı hareket etmiş olur. Muhakkak ki kazançlarımıza bizim bir sıkıntı girer, bir problem girer. O yüzden o kimse de o malını yerli yerinde tam olarak harcamamış sayılır. Malını yerli yerinde harcamayı met etmiştir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Ama bir kimse ne kadar ince düşünüp sık dokusa da malını tam anlamıyla yerli yerinde harcamamıştır. O yüzden o kimse kendince kendisini ben malımı tam anlamıyla yerli yerinde harcadım demektense ben malımı tam anlamıyla yerli yerinde harcamadım demesi nefis terbiyesi açısından çok önemlidir. O yüzden nefis terbiyesi noktasında bir kimsenin bir işi bir tamam yaptım, bir işi bir tamam çok güzel oldu, ya bu işte bu kadar olurdu, bundan daha ilerisi olmazdı, bunlar nefis terbiyesi açısından doğru şeyler değil. Peki efendim, harcama, yerinde harcama nasıl oluyor mesela? Yerinde harcama, bir insanın kendi malını cömertlik yaparken yerli yerinde harcamasının birinci şartı Allah adına, İslam yoluna harcamasıdır. İkincisi fakire, fukaraya harcaması, miskinlere harcaması, cihad eden insanlara harcamasıdır. Bu yerli yerinde harcamadır. Bir kimse eğer ki harcamalarını israfa yönelik yapıyorsa, harcamasını yerli yerinde yerine getirmiyorsa
O zaman o kimse o harcadıklarından da sorumlu olur. İnsan harcadıklarından da sorumludur. Yani kazanmanın yanında bir de harcamak da... Kazanmanın yanında kazanma önemli değildir. Asıl önemli harcamadır. Yani kazanma, bir kimse gider bir yerde 1 lira kazanır. O 1 lirayı nerede sarf ettin? Bu önemlidir. Yani helal kazanmak kadar helal harcamak da önemlidir. Ehli ilim bunu söyler ama ve lakin bu konuda insanlar gerekli sıkı davranışta bulunmazlar. Benim kazancım değil mi? İstediğim yere harcarım derler. Değildir. Önemli olan senin harcadığın yerdir. Hani bir hadis-i şerifte senin ekmeğini namaz kılanlar yesin der ya, yani senin kime yedirdiğin önemlidir. Sen eğer ki sefahat içerisinde yaşayan bir kimseye mi harcadın? Sefahata mı harcadın? Ne bileyim işte, bu hani Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerinin döneminde başlayan, çok özür dilerim ama Yahudi'den İslam olma olan bir aileler var. Bunlar İslam'ın içerisine değişik unsurlar katmaya başladılar. Bu değişik unsurlardan birisi insanların kendi evlerini, onun sözü çünkü bu. Biz evlerimizi altın külçelerden de yaptırırız. Kime ne? Zekatımızı verdiğimiz müddetçe evimizi altın külçeden de yaptırırız, gümüş külçeden de yaptırırız diye sözler onlara ait. Bunlar İslam dünyasının içerisine yavaş yavaş girmiştir. Bir kimse fıkıh açısından şunu diyebiliriz. Yani bir kimse zekatını vermiş olduğu malı istediği gibi kullanabilir. Din olarak bir şey diyemeyiz biz. Ama sufilik açısından deriz. Sufilik açısından deriz ki evleriniz gösterişli olmasın. Bu sufilik terbiyesidir. Kıyafetleriniz çok gösterişli olmasın. Ne bileyim, yaşadığınız hayat çok gösterişli olmasın, şatafatlı olmasın. Ev için ne gereklidir? Ev için Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri der ki, evinde misafirinin rahat edeceği bir ev. Seni menziline uzak, menziline hızlı ve güvenli götürecek binek, senin sözünü dinleyen salih bir eş olarak oldu mu, bu dünyalık üç şey yeter demiş. O zaman biz dünyalık olarak bu üç şey, evimizde misafirin rahat edeceği bir ev, ondan sonra bizi menzilimize hızla götürecek ve güvenli götürecek bir binek, bizim sözümüzü dinleyecek salih bir eş. Bu üç şey dünyalık bize yeter nefis olarak. Buna biz ilave, hani bir hadis-i şerifte diyor ya, sizin çocuklarının sana dua etmesini istemez misin? Çocuklarını da mağdur etmeyecek kadar çocuklarına bir mal. Çocukların mağdur olmasın, kimseye muhtaç olmasın, ölüm var. Bunun haricinde bir Müslümanın kendisini şatahata, şatafata, gösterişe vermesi, ondan sonra bunun yanında böyle işte harcamalarını yaparken olur olmaz yerlere harcama yapması uygun değil sufilik adabı açısından. Zaten o yüzden sufileri sevmezler. Ehli şeriatın, yani fıkıhçıların veyahut da dinin zahirine bakanların sufilerden rahatsızlığı odur. Yani bir sufi bir kimsenin çok gösterişli bir evi olmaması gerekir. Olmaz. Yani işte olmaz. Yapmazlar kendilerince. Evleri çok şatafatlı, şatahatlı değildir. Olmaması gerekir. Olmaz. Kıyafetleri çok şatafatlı, çok şatahatlı değildir. Olmaması gerekir. İyi giyinirler, şatafet ve şatahattan uzak dururlar. Bizim ölçümüzdür bu. Biz iyi giyinmeye çalışırız. Ama şatafat ve şatahattan uzak durmaya gayret ederiz. Bu ölçümüzdür bizim. Sufiler bu manada dinin kendi içerisinde Kur'an ve sünnet dairesinde mutedil yaşama, orta yolda yaşama, orta bir hal ile hallenmeyi kendilerine ölçü alırlar.
Böyle olunca da diğer çevreler onları bu sefer onların konumlarını bozduğundan dolayı sevmezler. Bizim için üç şey önemlidir. Sufiler için. Üç şey. Evimizde misafirler rahat etmeli. Bu gösteriş değildir. Mümkün ise misafir kalacağı yerde bir banyo, tuvalet rahat edecek çünkü. Misafirin rahat yemek yiyebileceği geniş bir mutfak örneğin veyahut da ayrı bir yemek odası gibi. Misafirle rahat oturulacağı iki tane oturma odası gibi. Hani haremlik selamlık yapacaksa. Bunun için normalde işte çok gösterişli bir ev değil ama geniş, misafirlerin rahat edeceği bir ev. Bizim için binek önemlidir. Hadis-i şerif çünkü var. Menzilimize hızla bizi götürmesi gerekir güvenli bir şekilde. Bizim için bu noktada üçüncü önemli şey evde salih bir eştir. Salih eş kadın ve erkek için de geçerlidir bu. Yani sufi bir kadının da isteyecek olduğu salih bir eştir. Sufi bir erkeğin de isteyeceği salih bir eştir. Evleniniz, dininizin yarısını tamamlayınız. O yüzden bizim sufilik anlayışımızda bir kimsenin evlenmeyi istememesi, evlenmeyi reddetmesi uygun değildir. Hatta kendi içimizde yasaktır. Hızla evlenecek. Evlenmeyenler kibirli insanlardır. Beğenmezler onu bunu. Gizli şirk vardır. Allah muhafaza eylesin. Amin. Efendim selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben bir soru soracaktım. Hakikat la ilahe illallah'ta mıdır? Yoksa la ilahe illallah'ın kendisi midir? Hakikatten kastımız nedir? Yani ben bunu bu aralar düşünüyordum. Hakikatten kastım yani dilime geldiğince işin özü demek istiyorum. Yani bu geliyor dilime ama tam kastettiğimi karşılıyor mu? Teşekkür ederim. La ilahe illallah bir kefeye konsa, bütün yaratılanlar bir kefeye konsa, la ilahe illallah ağır gelirdi. Hadisi kutsi. Bizim hakikat yolunda her zahiri öğrendiğimiz bilgi, işin hakikatine ulaşacağız ya, işin hakikati Allah'ı bilmektir. Hakikat budur. Birisi bana Mustafa Özbağ sorsa, hakikat nedir dese, ben Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak derim. Bunun için yaratılmışım çünkü. Bunun yolu birincisi zikirdir. Tesbih etme. İkincisi tenzihtir. Yani benzetme. İkincisi teşbihtir. Benzetme. Üçüncüsü tenzihtir. Benzettiğini reddetme. Bu bir Allah'ı bilme yoludur. Birileri başka yollar arayabilirler. Birileri vardır ya, sufiler de zaman zaman bunu kullanırlar, derler ki Allah'a giden nefes adedince yol vardır. Eyvallah. Sen hangisindesin? Bunu böyle söylemek kolay. Sen bu nefes adedince olan yolun hangisindesin? Yolunu biliyor musun? Ses yok. Yani nefes adedince yol var ya, senin yolun ne? Yok. Benim nazarımda hakikate giden yol, Kur'an ve sünnet dairesinde bir hayat, Kur'an ve sünnet dairesinde bir düşünce, felsefe, Kur'an ve sünnet dairesinde hakikate giden o yolda koşmak. La ilahe illallah bu manada. O hakikate giden yolda bir tevhid. Tevhide ulaşmadan hakikate ulaşmak mümkün değil. Tevhid ne?
Allah'ı bu noktada birleme. Allah'ın haricinde ilah tanımama. Allah'tan başka ilah tanımama. Tevhid öz olarak Allah'tan başka ilah tanımama. Allah'tan başka kanun koyucu, hukuk koyucu, Allah'tan başka idareci, Allah'tan başka herhangi bir şeyi o koltuğa oturtturmama. Eğer o yoldaysak tevhid olarak eyvallah. O zaman hakikat yolundayız. Ama hakikat yolu birincisi zikir. Zikrin içerisinde tevhid de var. Birincisi zikir. O zaman zikir dediğimizde işin içerisine Kur'an-ı Kerim girdi. Kur'an ve sünnetin içerisindeki bütün ameller girdi. Hususi manada Allah'ın zikir de girdi. İkincisi ne? Teşbih. Biz Allah'ı tanırsak sıfatsal olarak teşbih ederiz, benzetiriz. Allah'ı tanımazsak teşbih edemeyiz, benzetemeyiz. Allah'ı tanımaya çalışanlar daha fazla hata yaparlar. Allah'ı tanımayan adamın hiç hatası yoktur. Neden? Bilmiyor çünkü. Gör. Bir kimse görüyorsa karıştırır. Onu bir sefer görmüştür, ona mı benziyor der. Görmediyse neye benziyor diyecek? Hiçbir şey demeyecek. Bir şahıs düşünün, o şahsı görürseniz siz o şahsa benzer birilerini görürsünüz ve dersiniz ki ona benziyor. Teşbih budur. Bir işte mesela Allah görendir, işitendir. Kendi kendine bakarsın, ya ben görüyorum. Demek ki benim gördüğüm gibi mi görüyor? Ama o hiçbir şeye benzemez. Tenzih burada girer. Hani benim gördüğüm gibi mi görüyor dediğinde onu benzettin, teşbih ettin. Hemen tenzih arkasından gelir. Dersin ki o benim gördüğüm gibi görmez. Tenzih gelir. Bu insanı hakikate götüren bir yoldur. Allah'a giden sonsuz yol vardır. Bizim yolumuz zikir, teşbih ve tenzihten geçer. Bir başkasınınkine bir şey diyemem. O işin edebiyatı, Allah'a giden sayısız yol vardır. Seninki hangisi? Ya neden? Ben de senin o yolunda gideyim. Cazip gelebilir bana. Daha kestirmedir. Daha kolaydır. Daha yol yakındır. Söyle de gideyim. Ikçık kıkçık. Ha gel bak, bu yol benim değil ama. Ya Cenab-ı Hak bunu koymuş, kendisine gelen yolu. Bu yol ayan, bu yol beyan, meydanda. Bu yol saklı gizli değil. Bu yol kapı arkalarında konuşulan bir yol değil. Bu yol gizli mahzenlerde, mahvellerde konuşan bir yol değil. Açık. Kim farzları yerine getirirse Allah'a en sevgili gelen işi yapar. Nafilelerle Allah'a yaklaşır. Ve Allah'ı sever. Allah'ı severse Allah da onu sever. Allah onu sevince gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, söyleyen dili, yürüyen ayağı olur. Cenab-ı Hak o zaman bütün uluhiyetiyle ve vahdaniyetiyle her şeyi elinin altına aldı. Benimle görür. Bak Allah aldı her şeyi elinin altına. Benimle görür, benimle duyar, benimle tutar, benimle konuşur, benimle yürür. Bu yol Allah'ın çizdiği bir yol. Bir ki bir şahıs düşünün, kendisine gelinebilecek yolu en iyi bilen yine kendisidir. Bir kadın düşünün. Kadın kendisine gelebilecek yolu en iyi kendisi bilir. Ve kendisi o yolu kendisini isteyenlere açar. Bir erkek düşünün. Bir erkeğe talep varsa kendisine gelinecek yolu erkek tayin eder. Açar. Ben böyle bir kadınla evlenebilirim. Kadın bakar kendine, ben öyle değilim. Bir adım geri çıkar. Kendisine gelinecek yolu tarif ediyor.
Şimdi bir kadın kendisine gelinecek yolu tarif ediyor. Bir erkek kendisine gelinecek yolu tarif ediyor. Bir patron iş yerine alacak olan işçiye tarif ediyor. Öyle değil mi? Bir öğretmen öğrencisini tayin ediyor. Bu yolla alırım sizi diyor. Bir üniversite düşünün. Bir üniversite diyor ki tıp fakültesine bu puanla alırım. Daha aşağı puanla almam diyor. Herkes elini kolunu sallaya sallaya tıp okumuyor. Ha kim okuyor? Ha parası var, milyon dolar. Var öyle değil mi? Üniversiteler dünya üzerinde yatırıyor. Ondan sonra gidiyor. Ya oğlumuz filanca üniversitede okuyor. Neyle okuyor? Bastı parayı onunla okuyor. İmekleyerek mi okudu? Hayır. Çalışarak mı okudu? Hayır. O zaten o özel helikopterle gidip geliyor okula. Onu okumuş saymıyoruz. Onun da ama bir gerçeği var. Ne? Para. Onun da yolu bu. O da elini kolunu sallaya sallaya gidemiyor. Öyle bir üniversitede tıp okumak ne kadardır? Para olarak mı? Yıllık. İyi bir üniversite ise en azından yıllık bir 40 lira 50 lira gözden çıkarması lazım Türkiye için söylüyorum. Tıp okuması için. Onda puan aranmıyor mu? Belli bir baraj değil, barajın üstünde bir puan lazım. Yani normalde mesela işte diyelim dışarıda işletme iktisat okuyacak puanı yine yapması lazım. Belli bir puan istiyorlar. Türkiye'de, yurt dışında? Daha pahalı. Çok daha pahalı. Yine şey yapıyor, üniversiteyi kendi parasıyla okuyor. Bizim Türkiye'deki gibi bir sistem her yerde yok. Her yerde yok. Yani orada da parayla okuyorsun, öyle değil mi? Efendim 20 bin dolar. Evet. Yani bakın orada da bunun yolu belli. Her şeyin bir yolu var çünkü. Bir usulü kaidesi var. Ama Allah'a gidecek ya arkadaş. Kimse ona pasaport sormayacak ya. Kendince bir yol tutturmak istiyor. Hayal dünyası ne kadar geniş Allah'a gidecek olanların. O diyor ki Allah'a giden sonsuz yol yok mu? Böyle oku duydum. Ay ne kadar güzel. Sen hangisindensin? Kimse ona sormamış ya. Birisi Allah derse kim soru soracak ona? Ben Allah yolcusuyum diyene soru soran var mı memlekette? Yok. Sosyologlar çıkıyorlar, din konuşuyorlar. Kim ne diyor onlara? Kimse bir şey demiyor. Bir şey diyorlar mı? Hayır. Dün gece gene enteresan program izliyorum ben. Hastayım ya, uyuyamıyorum ya. Hulki'nin programında din konuşuyorlar. Mehdi ile alakalı. Sardım bu ara ben, hasta olmasam iyi olacak ya benim. Ya bakıyorum konuşmacılara. Allah'ım diyorum ya, bu adamlar din konuşuyorlar. Ama kimse onlara soramıyor. Hani sen neden bu konuyu konuşuyorsun ya diye. Ya bir gün bir televizyoncuyla anlaşsam, böyle param olsa basacağım para. Televizyonda diyeceğim ki tıp konuşmak istiyorum. Neden? Hepiniz dinden konuşuyorsunuz ya, tıptan konuşan yok. Gideyim ben konuşayım. Hiç olmazsa alayım Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şifa kitabını oradan okuyayım. Bunun gibi Allah'a giden yolu Allah kendisi çizmiş. Allah kendisi çizmiş. Öyle nefes adedince vardır. İyi. Allah'ın kendi çizdiği en sağlamı. Farzlarla. Hakikat dedim ya, hakikatte gitme yolu. Farzları eda edince Allah'a en sevgili işi yapar. Nafilelerle Allah'a yaklaşır ve Allah'ı sever. Allah da onu sever. Allah onu sevince gören gözü olur. Bu muhteşem bir şey değil mi? Nasıl bir şeydir acaba Allah'ın gördüğü gibi görmek? Bir soru daha sorayım. Nasıl bir şeydir acaba Allah'ın duyduğu gibi duymak?
Nasıl bir şeydir acaba? Allah'ın tuttuğu gibi tutmak. Bunun üstüne ne soruyorsanız sorun artık. Birisi bir şey soracağım dedi. Sor. Ben bir soru daha sorayım mı? Yaklaştır. Şey diyecek. İstikrarın temeli nedir? Hani istikrar. Efendim? İstikrarın temeli nedir? Hani istikrarlı olmak için. İstikrarlı olmak. İstikrarlı olmak disiplinli olmaktan geçer. Disiplinli olanlar istikrarlı olurlar. Sufiler kendilerince disiplini ve istikameti çok önemserler. O yüzden disiplinli olursa bir kimse farzları yerine getirmekte. O yeterli olan eğitim almış olur. İnşallah. Merhaba, selamünaleyküm. Bu fakihler, yani fıkıh alimlerin evleri acaba demin... Yaklaştırır mısınız mikrofonu? Demin sohbeti olmuştu hani. Fakihlerin evleri acaba gösterişli mi olmalıdır, nasıldır yani? Anlayamadım. Fakihlerden bahsediyorum. Yani sufilerin evlerinden değil de fakihlerin evlerinden bahsediyorum. Veya eski Osmanlı padişahlarının evlerinden bahsediyorum. Yani acaba... Hiçbir şey anlayamıyorum. Hocam, merhaba önce. Fakihlerin evleri, fakihlerin yani fıkıh alimlerinin evleri. Fıkıh alimlerinin evleri. Evleri. Haneleri. Acaba gösterişli, yani ferah, geniş, işte gösterişli, zengin mi olmalıdır? İşte eski Osmanlı padişahlarının evlerinin olduğu gibi mi, yoksa sufilerin evi gibi mi olmalıdır acaba? Ya bu noktada sufiler kendilerini bir adım geri çekerler. Evlerini gösterişten uzak tutarlar. Ama bir kimse helal kazancından kendine gösterişli bir ev yapıyormuş, bizi ilgilendirmez. Ama sufiler kendi iç alemlerinde, kendi dünyalarında kendi evlerini gösterişten, şatafattan uzak tutarlar. Bu küçük ev manasında değil yalnız, anlaşılmasın. Hani küçücük bir ev manasında değil. Sufi varsa gösterişsiz misafirinin rahat edeceği bir ev yapar. Bir sufi için bir eve misafir gelmiyor, girmiyorsa sufi için o evde bereket yoktur. O evde hayır yoktur. Sufinin evinde kendi annesi babası, eşinin annesi babası, kendi akrabaları, eşinin akrabaları, çoluğu çocuğu kendisinin ve derviş kardeşleri, sufi kardeşleri yolda kalmış, kimsesiz kalmış, soğukta kalmış kimseler bir sufinin evinde misafir olabilmeli. Sufiler buna dikkat ederler. Fakihlerle alakalı benim fakihlerle alakalı çok geniş bir bilgim yok. Fakih denilince aklıma İmam-ı Azam geliyor. Benim nazarımda fakih İmam-ı Azam Hazretleri, hani mezhep imamım olduğundan dolayı da değil. Onun stili, tarzı, yolu hoşuma gittiğinden dolayı. İmam-ı Azam'ın geçim kapısı fakihliği değil. İmam-ı Azam Hazretleri tüccar bir kimse. Günlük işlerini yaparken tüccarlığını yapıyor. Tüccarlığından arta kalan zamanında fıkıh dersleri veriyor. Ve fıkıh derslerinden verdiği fetvalardan dolayı para kazanmıyor. Benim için fakih bu kimse. O yüzden ben kendimce kendime bir fakih prototip örnek alacaksam İmam-ı Azam alıyorum. Hiçbir kitap yazmamış. Kitabı da satmamış. CD de satmamış. Ondan sonra kitap satmamış, CD satmamış, dini bilgilerini satmamış. Paraya çevirmemiş. Allah rızası için yapmış. O yüzden ben onun hayatına baktığımda onun hayatında gösterişli bir ev yok. Geniş bir evi var İmam-ı Azam'ın. Ondan sonra çoluğunun çocuğunun rahat ettiği bir evi var. Ama o evinin iaşesini dinden kazanmıyor. Evinin iaşesini tüccarlıktan kazanıyor. Sonradan zaten bu dönemden sonra gelen fakihlerin büyük bir kısmı devlet
ricalinin elinin altında hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu noktada devletten maaş alanlar, devletten akçe alanlar, bu Emevilerden itibaren başlıyor bu zaten. İmam-ı Azam Hazretleri'nin de şehit olmasının sebebi malum biliyorsunuz, devlete Diyanet İşleri Başkanı olmasını emrediyorlar. O da olmuyor. O olmayınca devlet başkanı da benim emrime karşı geldin deyip malum onu hapse atıyor. Hapiste bir rivayette zehirleyerekten şehit ediyorlar. Velhasıl kelam İmam-ı Azam Hazretleri şehit oluyor. Şehit olmasının sebebi devlette dini idareciliği kabul etmemesinden dolayı. Zaten sufiler de devlet dairesinde idarecilik peşinde koşanlardan değildir. Gerçek fakihler devlet dairesinde idareciliği olayım ben orada Şeyhülislam olayım ben orada filanca katip olayım diye uğraşmazlar. Allah razı olsun. O yüzden de onların çok böyle zengin de olmazlar bu manada. Öyle olmayınca da çok şatafatlar evleri olmaz. Eğer gerçekten öyle fakihlerse. Tabii İmam-ı Azam'ın ölçüsünü tutturmak bugün de zor. O yüzden de İmam-ı Azam'ı da sevmezler fakihler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İmam Gazali'nin Bidayetül Hidaye kitabında bir küçük bir kıssa vardı. Bir adam bütün ibadetleri yerine getiriyor, nafile ibadetlerini de yere getiriyor. Ondan sonra ölüyor, öldüğünde yaptığı ibadetler nur halinde. Şu halde hani bir melekle beraber gökyüzüne çıkıyor. Bütün yedi kat göğe çıktığında her melek ahlakının bozuk olduğu için, yanlış hatırlıyor olabilirim, özür dilerim yanlışsa. Ahlakı güzel olmadığı için kabul etmiyor. En son Allahu Teala'nın huzuruna geldiğinde Allahu Teala yaptığı bütün ibadetleri elinin tersiyle hani itiyor. Bu kuluma lanet olsun diyor. Cehennemin dibine girsin diyor. Hani buradan anlamamız gereken ne? Hani fazla ibadet. Ayet-i kerime namaz. Namaz kötülükleri ne yapardı? Bilemedim şu an. Namaz kötülükleri önler. Eğer bir kimse ibadet eder, ahlakını düzgün tutmazsa o ibadetinin gerçeğine ermemiştir. Bu aslında insanoğlunun iki yüzlülüğüdür. Bir kimse gerçekten ibadet ediyorsa onun iyi ahlaklı olması gerekir. Yani namaz sizi kötülüklerden alıkor der ayet-i kerime. Namaz o kimseyi kötülüklerden alıkoymuyorsa bu namazın suçu değil. O kimse kendince riya yapıyor. Namazını kötülükleri örtmek için kullanıyor. Kendi kötülüklerini göstermemek için ibadetlerini kullanıyor. Hani müflis tüccarlar vardır. Mal alacakları zaman ne kadar iyi Müslüman olduklarını söylerler. Böyle dolandırıcı tüccarlar vardır. Gelirler işte Mustafa Özbağ sakallı ya. Vay Hacı abi nereye bağlısınız? Bağlı değiliz bir yere diyorum ben şimdi. Nasıl yani basbaya diyorum ben. Nereye bağlısın? Kendime bağlıyım ben diyorum ben. Bir yere bağlıyım dese oradan bir şey söyleyecek. Biliyorum çünkü. Diyorum boşver benim bağlı olacağım yeri ne yapacaksın ya diyorum. Biz böyle diyorum işte birisi geldiydi öyle ya dedim biz bir yere bağlı değiliz ya dedim ben. Bizden bağlı olsan olacak dedim ben. Ne oldu dedi ya biz gene dedim her gece dedim lingo lingo şeyler diyoruz dedim ben. Ay hacı abi ya dedi. Hacı değil mi sana dedi. Ne diyorsan de ya boşver dedim ben. Dedi götürüyorsun yani dedi. Ne yapayım dedim ya alışmışım dedim ben. Ta ötelerden beri dedim içe içe geliyorum ben dedim. Ayılmayayım diye dedim her gece devam ediyorum işte ben de dedim tamam mı? En iyisini yapıyorsun dedi. Bornoz almaya gelmiş benden. Ondan sonra rahatız şimdi. Kendinden görüyor beni. Ya ben de dedi sakalı dedi öyle sünnet olduğundan bırakmadım zaten dedi. Millet mal vermiyor ya dedi sakal olmayınca dedi.
Anlasın. Doğru söylüyorsun dedim. Al benden de o kadar dedim. Bu Denizlilerin hepsi dedim ben sakalcı seviyorlar dedim. Sakallı seviyor. Hacı abi dedi ya sen dedi hacı da demeyeyim. Neydi adın dedi. Mustafa dedim ben. Mustafa abi dedi. Biz seninle anlaşamayız dedi. Ben başka bir yer bakayım dedi. Sen de bendenmişsin dedi. Ha dedim ben de sendenim dedim ben. Hadi abi görüşürüz dedi. Görüşürüz kendine iyi bak dedim ben. Gitmiş başka bir havlucuya benim lafımı söylemiş. Ondan sonra böyle hani demiş ya lan adam demiş üçkağıtçının teki. Ondan sonra sakalı falan öyleymiş böyleymiş. Onlar da beni çok iyi tanıyorlar. Dinlemiş onu. Demiş ki elini omuzuna koymuş. Demiş geri zekalı. O seni çözmüş demiş. Adamın kendisi şeyh zaten demiş. Seni çözmüş dolandırıcı olduğunu demiş. Sen dolandırıcının tekisin defol git şuradan demiş. Ne alakası var demiş. Adamın demiş 1 lira borçla mal almıyor demiş. O demiş mağazanın bütün hepsi de peşin para onun demiş. Mal Denizli de o adamı demiş ayağa gittiğinde demiş. Denizli'nin yoluna çıkıyorlar demiş. Önce biz alalım yoldan karşılayalım kahvaltı maksadıyla ona mal satalım diye demiş. Gerizekalı sen dolandırıcısın. Yürü git demiş. O yok öyle aradı beni o adam. Selamünaleyküm aleyküm selam. Hacı abi nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın iyi misin? Ya sakallı bir adam geldi mi senin yanına dedi. Geldi dedim ben. Ya ne diyorsun dedi. Vallahi bir şey demiyorum Allah yoluna çık etsin. Ben mal vermem dedim ona dedim. Neden dedi? Bir kimse dedim mal almak için ne kadar dindar olduğunu söylüyorsa ben ona mal satmıyorum dedim. O çünkü dedim, seni sevdiğinden aldatmaya gelmiş. O da dinletiyormuş telefondan. Dedi abi burada dinlettim şimdi kendisini dedi. Ya Hacı abi özür dileriz ya filan oradan. Allah o yüzden bir kimsenin ibadet ediyorsa gerçekten ibadet o kimsenin özüne oturduysa o kimse kötülük düşünmeyecek, kötülük yapmayacak, kötülüklerden uzak duracak, ahlakını güzelleştirecek. Güzelleştirmiyorsa vay o namaz kılanların haline ki namazları onların yüzlerine paçavra gibi atılır. Allah muhafaza eylesin. Bir sorum daha olacaktı. Sen bayağıdır gelmiyorsun. Birikmiştir soru birikti. Sende. Biraz vitesi yükseltmek lazım. Padişahlarda kardeş katli durumu var. Herkes kendi kardeşini katlediyor. Ama şöyle bir şey var gördüğüm kadarıyla. Hani o zamanki kadıdan fetva istiyor. Bunun üzerine yapıyor. Bu ne kadar doğru? Bunun doğruluğunun yanlışlığını tartışabilecek tarihi bilgiye sahip değilim tam olarak. İnsanların oturup kendi yaşadıkları zamandan 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl öncesini eleştirmesi çok doğru bir şey değil. Bazıları çıkıyor 100 yıl önceki Atatürk'ü eleştiriyor ya. Aynı şey. Bundan 500 yıl önceki o padişahı da eleştir. 300 yıl önceki bilmem kimi de eleştir. Ay ben eleştirmek değil de bugün de mesela birisi gidip aynı şekilde fetva alıp biz bugünün meselelerini bugünden bakacağız. Belki de bizim de bugün için içtihat ettiğimiz, doğru gördüğümüz şey 100 yıl sonra yanlış görülecek bakıldığı yerden. Bilemeyiz. O yüzden o tarihi sürecin içerisinde kendilerince devleti koruma, insanların anarşiden uzak tutmasını, insanların birbirine düşmesinden koruma adına kendilerince doğru yapmışlar. Özür dilerim, hakkınızı helal edin, ayağa kalkacağım. Şöyle düşün, bir Türk tarihini düşün. Orta Asya'dan itibaren Kaan ölmüş, 4 tane oğlu var. 4 oğlan birbiriyle 5 yıl, 10 yıl boyunca savaşmış. Bir tanesi ayakta kalmış. Bir tanesi ayakta kaldıktan sonra bütün devletin başkanı olmuş.
o 20 yıl 30 yıl yaşamış, onda da 4 oğlan olmuş, o ölmüş, 4 oğlan bir daha birbirleriyle savaşmışlar. Orta Asya'dan itibaren Türk tarihi bu değil mi? Gelmişler Anadolu'ya. Anadolu'da da aynı şey başlamış. Yani kurmuşlar Osmanlı İmparatorluğunu. Ondan sonra başlamışlar taht kavgası. Ben idare edeceğim, sen idare edeceksin. Onlar da bu silsileyi biliyorlar. Bu silsileyi bildikten sonra böyle bir kendilerince devletin bekası için böyle bir karar almışlar. Bir kimse doğru görmeyebilir, doğru görebilir. Beni ilgilendirmez. Onun hesabını benden soracak değiller. Anlaşıldı. Ben böyle bir fetva verecek noktada da değilim. Ben fıkıhçı değilim. Ben kendimce sufi olmaya çalışan bir kimseyim. Bir tane daha sorum var. Sor. Hani bu da bilmediğimden, cahilliğimden soracağım bunu. Şimdi din evrenseldir. Ama efendim? Din evrenseldir. Din evrenseldir, evet. Peki hani ibadetleri Arapça olarak yapıyoruz. Neden herkes kendi dilinde ibadet edilmiyor? Eğer evrensense. Hani bilmediğimden soruyorum bunu. İnsanların kendi dilleriyle ibadet etmesi dinin ibadet dilini öğreninceye kadar caizdir. Bir kimse Fatiha Arapça bilmiyorsa, eğer ezberinde Türkçesi var ise Arapçasını öğreninceye kadar Türkçesiyle namaz kılması caizdir Hanefi'ye göre. Biz insanlar senin için söyle, bilmediklerinden kıyamet koparıyorlar. El Hidaye'yi açın okuyun. Dürer Gürer'i açın okuyun. El İhtiyar'ı açın okuyun. El Hidaye'de açıktır. Hatta der ki, bir kimse der eğer Fatiha'yı Arapçasını bilmiyorsa Acemce biliyorsa Acemce, Türkçe biliyorsa Türkçe, işte hangi dile sahipse o kimsenin kendi dili, onunla öğreninceye kadar ibadet edebilir de. Bir kimse namaz kılacağım desin. Sen namaz mı kılacaksın? Evet. Aha otur Fatiha'nın Türkçesini ezberle onunla kıl. Onun derdi namaz kılmak değil ki. Sen otur. Şimdi bu fetvayı var olduğunu bilmiyorlar ya. Bu senin için değil. Taş atacak. Hocam kendi dilimizde neden ibadet etmiyoruz? Et kardeşim oku bakayım Fatiha Türkçesini. Oku Fatiha'nın Türkçesini. Sonuna kadar oku Fatiha'nın Türkçesini. Yok. Neyi biliyorsun Türkçe? Ben Allah diyorum. Tamam. Hadi namaza başla. Ne yapacağım? Kalkacaksın. Allahu Ekber. Kıbleye durdun. Allahu Ekber. Bağladın. Allah, 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 Allah. Kıl namazı. Böyle diyor bana. Böyle namaz olur mu? Ya namaz. Öğreninceye kadar böyle kıl. La ilahe illallah demesini biliyor musun dedim ben. Durdu şimdi bu. De bakayım eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Söyleyemiyor. Böyle baktım dedim Mustafa Üzme daha fazla üzerine gitme şimdi bunun. Dedim sen Allah diyorsun ya. Kardeşimsin benim. Sen dedim böyle namazını kıl. Gelsin, öğrensin, Fatiha'nın Türkçesini öğrensin, onunla namaza başlasın, sonra Arapçasını öğrenir. Bir sorum daha var, son. Maşallah, iyi biriktirmişsin. Son soru, Hakan kardeşime verdiğiniz cevaptan çıktı. Bu evlilikle alakalı bir şey söylemiştiniz en son. Hani evlenmesi gerekmektedir bekarların diye. Hani bu noktada, maddi noktada yetersizse eğer, yine de zorunlu mu? Bunu ben kendim için sormuş oldum biraz ama. Dertliyim ruhuma hicranımı sardı diyor ya. Evet. Herkes kendince, kendi dairesinde evlenmeyi düşünecek ve evlenmeyi isteyecek. Doğru. Teşekkür ederim. Onların hepsi de boş laf. Yok maddi durumu iyi değilmiş de. Yok bir evliliği götürebilecek kapasitede görmüyormuş kendini de. Doğru.
Hocam hoş geldiniz. Aydınlatıcı bilgileriniz için çok teşekkürler. Allah razı olsun. Hocam bir kaynakta gözüme ilişti. Şimdi Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı başka yoktur tapacak. Mısır firavunlardan Amenus'a yazılmış bir övgü olduğu. Yahudilere de o bir de Amen sözü Yahudiler Amenos'tan kaynaklanan Amen sözcüğü de Yahudilerden duaların sonunda yapıldığı Amen Amen deyi Müslümanlara da amin olarak geçtiği belirtiliyor. Bu konuda sizin görüşünüzü alabilir miyim? Teşekkürler. Allah razı olsun. Ben hadis-i şeriflerde amin sözünü görüyorum. Hadis-i şeriflerde normalde amin denildiğine dair rivayetler de var. O yüzden anlamsız bu. Bu bir, ikincisi bir de bizim dilimizde Allah, toplumların dilinde Tanrı inanışı her yerde var. O yüzden Mısır firavunlarına inananlar da kendilerince Tanrı inanışındalar. Hindular da Tanrı inanışındalar. O yüzden Orta Asya'da Tengri derler sonuçta. O da hepsi de kendi dairesinde, kendince bir yaratıcı, bir ilah. Ona dua edip ibadet ediyorlar. O yüzden bu dillerin birbirinden etkilenmesi, ibadetlerin birbirinden etkilenmesi, eylemlerin birbirinden etkilenmesi kadar doğal bir şey olmaz. O yüzden bir kimse Tanrı uludur dediğinde Allah büyüktür manasını söylüyorsa, kendi diliyle bunu söylemeye çalışıyorsa, bir kasıt yoksa, bunda rahatsız olacak bir şey yok. Teşekkürler. Üstadım hoş geldiniz. Eleştirmenin yapıcı nasıl olabiliriz bir insanı eleştirirken yapıcı olmak? Din nasihat etmektir, eleştirmek değildir. Eleştiri bize Batı toplumundan geldi. Batı toplumu karşıdaki kimseyi eleştirir. Bunu bizim içimize yerleştirdiler şimdi. İşte ne kadınlar için kıyafet yarışmaları var. Eleştiriyorlar, yüzüne karşı aşağı indiriyorlar. O evlilik programları, o başka programlar veya başka meseleler. O kıyasıya eleştiriyorlar. Ve eleştiriyi herkes kendince bir hak olarak görüyor. En büyük handikap bu zaten. Yani o kimse karşıdaki kimseyi eleştirmeyi kendisine hak olarak görüyor. Birisi de çıkmıyor ona. Sana ne demiyor. Din ise bireysel noktada insanların birbirlerini eleştirmesini değil, birbirlerine nasihat etmesini söylüyor. Nasihat ederken de sen namazını kıl deme yok. Ona namazı anlatabilirsiniz. Namazın güzelliklerini anlatabilirsiniz. Namazı çepeçevre tebliğ edersiniz. Namaz kıl diyemezsiniz. Elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Elinizin altındakinden, baba eş ve çocuklarından sorumlu. Anne eş ve çocuklarından sorumlu. Elinin altında. Onlara nasihat eder. Hadi elinin altındakilere biraz daha emreder. Peki diğerleri? Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Nasihat eder. Ama Batı bizim içimize bu eleştiri koydu. Kıyasıya eleştiriyor. Senin saçını beğenmedim ben. E sana ne, ben beğendim. Eleştirecek ama o. Veyahut da şimdi bazı arkadaşlar yakinen ya. Ben diyorum ki Kur'an ve sünnet dairesinde eksik bir şey söylüyorsam söyleyin bana. Deyin ki şuran eksik, burayı eksik konuştun. Biz de kendimizi tamamlayalım. Siz bu rengi nereden buldunuz? Ya ben senin örtünün rengine karışıyor muyum? Pantolonun rengine karışıyor muyum? Saçının rengine karışıyor muyum? Ben senin kazağının rengine karışıyor muyum?
Ben senin herhangi bir rengine karışıyor muyum? Hayır. Sen neden benim rengime karışma hakkını nereden buldun? Ama eleştirecek o. Hani var ya yemekteyiz programı gibi. Salatanı beğenmedim. Yeme. Herkes yemekteyiz diye oldu değil mi? Bende değil mikrofon. Selamünaleyküm babacığım. Selam. İlk önce soracağım soru üzerine edepsizlik edeceksem kusura bakmayın. Edepsizse sorma. Yok. Şöyle bir sorum olacak. Ben sizin Allah'la konuştuğunuza ve görüştüğünüze inananlardanım. Bunun akabinde şöyle bir sorum olacak. Allah'ın sevdiği gibi sevmek nasıl bir sevgidir? O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini nasıl sevmiştir? Allah'ın sevdiği gibi sevmeyi anlatabilecek, bunu hissedebilecek, belki de bir kimse hissedebilir de anlatabilecek kimse çok az. Ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bir kimse Allah'a olan sevgisinin tecelliyatıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uymak. Ona uyduğu zaman onunla olan sevgi alışverişini yapar. Bu biraz böyle ayağa yere basmayan bir nokta. O yüzden bu bir din değil. Şöyle anlatayım. Bunu din olarak anlatmak mümkün değil. Bu bir zevk, bu bir hal. Bir kimse bunu normalde Allah'ı severse ancak Allah'ın sevgisini kendi üzerinde görür. Allah'ı sevmeyen bir kimsenin Allah'ın sevgisini kendi üzerinde görmesi veyahut da alemde bu tecelliyatı hissetmesi mümkün değil. O kimse önce Allah'ı sevecek. Ve hadisi kutsi Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini merak ediyorsanız Allah'ı ne kadar sevdiğinize bakın. O yüzden insan Allah'ı ne kadar sevdiğine bakacak. Ve Allah'ı ne kadar sevdiğine kendince baktıkça Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine örnek al diyor ya, onu örnek aldığımızda o da diyorsa hakkıyla sana kulluk edemedim ya mabut. Bizim o zaman o öyle dedikten sonra bizim Allah'ı sevdiğimizin adı esamesi konuşulmaz hiç. Efendim Allah'ı sevme yolunda ya da bilme ve tanıma yolunda hani kendini bilen Rabbini bildi denilir ya. Kendini seven Rabbini sevdi diyebilir miyiz? İnsanın kendiyle barışması veya kendini sevmesi. İnsanın kendisiyle barışık olması farklı bir şeydir. Kendisini sevmesi farklı bir şeydir. Bir kimse kendisini severse kibirliliğe düşer. İşte kibirli acaba kendini sevmenin farklılığı var mıdır? Farklı şey. Bir kimsenin kendini sevmesi demek, kibirlenmesi demek. Kendi enesini, kendi benliğini tahta oturtturup onun önünde ona secde etmesi, onu ilahlaştırması demek. Bir kimsenin kendisiyle barışması demek, fıtratıyla barışması demek. O zaman barışması diyebilir. Evet, bir kimse kadın, kadınlığıyla barışmış olacak. Erkek, erkekliğiyle barışmış olacak. Kendisiyle barışması bu. Yoksa yani 110 kilo olduysa ben kendimle barışıkım değil o. O zaman kendiyle barışık olmayan insan... Kendiyle barışık olmasını tekrar söyleyeyim. Fıtratıyla barışık olması. Benim gözlerim neden mavi diye eleştirmeyecek. Kendini diyecek ki benim gözümün rengi bu, benim tenimin rengi bu, benim saçımın rengi bu, benim boyum bu kadar. Benim işte ne bileyim yaratılışım bu. Beni kadın olarak yaratmış. Beni neden erkek olarak yaratmadın? Bu değil, bu. Barışık olması bu. Veya öbürkü de ben kadın olmalıydım ya. Ben kendimi hep doğuştan itibaren öyle hissediyordum. Ay dedi mi gitti. O değil bu. Şimdi kendi huyumuz, suyumuz veya fıtrat farklılıklarımız da var ya, karakter farklılıklarımız. Ne bileyim kimisi daha suskun, kimi daha konuşkan gibi böyle. Bu farklılıklarını da barıştığın zaman kendinle hani... Bunların hiçbirisi de yaratılışla alakalı değil. Ya da nasıl söyleyeyim? Hani kendini güzel ahlaklı olmaya çalıştın. Güzel ahlaklı olmaya çalışmakla mükellefiz. Bunu yapmaya çalıştın ve kendine de barışıksın. Allah'ı sevme yolunda devam ediyorsun. Bu şuraya geleceğim. Mesela algı sakatlığı veya psikolojik sorunlar yaşayan insanlar. Duygu sakatlığı, algı sakatlığı. Hani karşındaki sana ne anlatırsa anlatsın. Sen onu dinlesen bile... Çok farklı algılayabiliyor.
algı sakatlığı diye bir sıkıntı var zaten psikolojide. Bu tarz insanların Allah'ı sevme yolundaki yolculukları nasıl olur? Oradan geldim. İnsan kendiyle barışık değilse Allah'ı seven bir insan olabilme ihtimali var mıdır? Güzel ahlaklı olabilmek ihtimali var mıdır? Ki güzel ahlak edebi gerektirir. Algı sakatlığı karşıdaki kimse için mi söylüyorsunuz? Yani evet, kişi mesela ben bile sizi de dinliyorum. Çok güzel, dıştan harika, edepli, dinleyen, takip eden biri gibi görünüyorum. Ama sizin söylediğinizi bambaşka algılayıp, bambaşka sonuçlar çıkartıp, bambaşka eylemler yapıyorum. Ve bir de kendimi iyi yaptı zannediyorum. Hatta bir de bunu savunuyorum gibi. Yani aslında bakarsanız inceliğinde güzel ahlak olmamış oluyor bu. Ya da güzel ahlaka götürmeyen bir şey. Ama psikolojik bir sorun belki. Hani doktor bey de burada. Belki bu noktada insanın manevi olarak bir hastalık mıdır bu, yoksa psikolojik bir tedavi mi gerekir? Algı ve duygu sakatlığı boyutunda. Bu o kimsenin eğitimiyle alakalı. Eğitimsel eksiklikleriyle alakalı. O kimsenin kendisini konuşlandırması, konumlandırmasıyla alakalı. Ya normalde eğer karşıdaki konuşmacının herkesin anlayabileceği bir dille konuşması güç olabilir, zor gelebilir. Konuşmacı çünkü konuşurken ne kadar kendini karşıdaki dinleyicilere göre tanzim etmeye çalışsa dahi an gelir, içindekini durduramaz. Sufiler de böyledir. Şeyi patlatır, ne o? Kazanı patlatabilir. Bu ayrı mesele. Ama öbür türlü normalde bir kimse kendince Kur'an ve sünnet dairesindeki herkesin algıladığı bir şeyi kendince farklı yönden algılayabilir mi? Algılayabilir. Sufiler bunu, o öyle algılamış, öyle anlamış. Ondan sonra gün gelir düzeltir derler, çıkarlar. Onun üzerinde çok durmazlar. Şey çok enteresan, bir anne veya bir baba, iki evladı var. Aynı şeyi anlatıyor ikisine de aynı şekilde ama ikisinden de aldığı etki, dönüt farklı, algılama farklı. Bu normal olacak ki, Adem Aleyhisselam'ın iki tane oğlu vardı. Biliyorum da. Birisi onu oldu, birisi öyle oldu. Hani ya, söylenen şey haksa diyorum ben, tekse ve hani ne bileyim sizin söylediğiniz şeyin aynısı aktarılıyorsa atıyorum. Bunu neden farklı algılar insan? İşte buradan algı farklılıklarına geldim. Bu normal bir şey ki. Bu normal bir şey. Bütün meleklerin Cebrail olmaması gibi bir şey bu. Normal. Fıtrat mı? Yok. Herkes kendini bu noktada yetiştirmekte sorumlu. Yetiştirmeyle alakalı. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm hocam. Birisine karşı kalbimizi yumuşatmamız gerekiyorsa ne yapmamız lazım? Yumuşatacaksın. Yumuşamıyor. Bir kimse normalde aklıyla o kimseye karşı muhabbet besleyebilir. Akıl insanın duygularına hükmeder az bir şey. O yüzden normalde bir kimseyi sevmek demeyeyim ama ona karşı merhamet etmek, ona karşı şefkat göstermeyi bir kimse aklıyla kendisini onarabilir bu konuda. Onarmalı. Hediye alabilirsin ona. Hediye götürebilirsin. İşte ne bileyim yakın çevrende yani kimseyse gidip yanağından öpebilirsin. Boşver aramızdaki kırgınlık, kızgınlık bitsin deyip sarmaşabilirsin. O anlık oluyor ama devamını gelmesi lazım. Bu normalde devamı gelmiyorsa yapacak bir şey yok zaten. Ama önemli olan burada kıstas, Müslümanın küstürmemesi. Küs değilsek, ona karşı kin de beslemiyorsak mesele bitmiştir. Şeriaten bu noktada sorumlu değiliz. Sufiler böyle düşünmez tabii. Sufiler bu din olarak bunu anlattım sana. Sufiler derler ki gönlünde zerrece hiç kimseye karşı kin ve kasvet kalmamalı. Kalmamalı işte. Onu nasıl başarmalı? Bu sufi gönlü olacaksa o gönül, o zaman gönlünde hiç kimseye karşı kin ve kasvet kalmamalı. Düşmanına dahi. Dua et ona inşallah o zaman. Hususi otur o kimseye dua et. Hususi otur ona örneğin işte 100 tane ihlas oku. 100 tane Fatiha oku. O kimsenin ruhaniyetine bağışla. 100 tane salatü selam oku. Onun ruhaniyetine bağışla. De ki ya Rabbi benim gönlümde ona karşı olan kini kasveti kaldır de. Onun ruhaniyetini benden memnun et de bir
1000 tane tevhid çek, onun ruhaniyetine bağışla. Kalbinde şunu unutma. Hayat denilen bu kısa gölgelikte kalbinde hiç kimseye karşı kin, kasavet, düşmanlık kalmadan, hiç kimse bir ah kalmadan, kalbinde bir ah kalmayacak bu dünyada. Öylece yürü git bu dünyadan. Allah razı olsun. İnşallah. Bu seni de rahatlatacaktır, biliyor musun? Bakın, bir kimse huzuru bulur böylece. Mutluluğu bulur kendi dairesinde. Hiç kimseye karşı bir ahı yok. Herkese hakkını helal etmiş. Hiç kimseyle de maddi manevi bir derdi yok. Atmış her şeyi. Hani sufilerin güzel bir ilahisi var. Dünden kalma neyin varsa attım sana geliyorum. İnşallah. Hadis-i şerifte diyor ki cennette ticaret olsaydı, cennette? Cennette ticaret olsaydı bez satılırdı. Cehennemde ticaret olsaydı yemek satılırdı. Yemek satılırdı. Yemek. Neden haram bir şey dememiş de yemek demiş? Çünkü onlar normalde yemek yerine zakkum suyu içeceklerdi o yüzden. Onlar aç kaldıklarında aç kaldık dedikçe onların ağızlarından aşağı hadis-i şerifte diyor ki kaynamış kazanlarda onlara zakkum içirilir. Selamünaleyküm hocam. Biraz önce soru geldi. Siz onun üzerine kıldığımız namazlar bizi günahlardan alıkoymalı dediniz. Bu çerçevede insan mesela namazımızı kılıyoruz. Yani ne kadar eksik olsa da yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsan bazen nefsine yenik düşüp günah işleyebilir veya gaflete düşüp Allah'ı unutup haşa ona isteyerek veya istemeyerek isyan da etmiş olabilir. Bu açıdan insanın güzel ahlaklı olmalı dediniz ya. Bu açıdan güzel ahlak nedir ve bu insanın günah işlemesi güzel ahlak çerçevesinde nasıl olmalı? Buradaki kastım şu, bu da yanlış anlaşılmasın. Kendimce tam teferruatla anlatamadım belki de. Yani toplumda tipik bir Müslüman tipleri var. Şimdi bunları tarif etmekten daha utanıyorum ben. Yani gidiyorsun iş yerine, ondan sonra bekle, bir namazı kılayım geleyim. İyi, bekliyorsun. Adam namaz kılıp gelecek ya, gayet normal, doğal bir şey. Namazı kılıyor, kollar sıvalı, takunyalar geliyor, oturuyor, terlikler ayağında. Hoş geldin, hoş bulduk. Benim bir borcum vardı ya, evet. Ondan sonra, ya hakkını helal et. Benim işte 100 lira borcum vardı. Ben 100 lirayı sana getirdim. Bunun içerisinden 10 lirası bir ay uzun. Örnekliyorum şimdi. Hacı abi ya işte nasıl yapalım? Abi 3 lira daha borcum var. Ne oldu? Abi faiz almam lazım. Anladın? Yoksa bir kimse namaz kılıyor. Yani bir yerde küçük bir hata kusur etti. Zaten hadis-i şerifte diyor ki iki namaz arasında Allah insanların küçük günahlarını affeder. Mustafa Özbağ söz mü düşer orada? Bir kimse öğlen namazını kılarsa, ikindiye niyet ederse Allah diyor iki namaz arasında işlediği küçük günahları affeder. Eyvallah. Hiçbir sıkıntı yok. Ama öyle Müslüman protipleri var. Yani hacı. Ah! Muhteşem. Davulla, zurnayla, bayraklarla hacca gönderdik. Gelirken develerle karşıladık. Yemekleri hazırladık. Her şeyi yaptık. Ondan sonra bildiğimiz hacı. Muhteşem bir şey. Ama tarla komşusuna girmiş. Yarım dönüm oradan. Hacı etrafındaki bahçe komşularının birer sıra zeytin ağaçlarını silkeliyor. Neden? Dalları bizim tarlada.
prototip bunlar. Anlatabildim mi? Veya hacı annemiz bizim. Yani bir hacca gönderdik, bir hacca gelişi vardı. Yemeklerini de yaptık, harika. Şu gelin var ya. Tamam. Bu normal ayak değil. Yapma hacı anne. Yok, ben onun gözünü beğenmedim. Hacı anne yapma. Anlasın. Yok, bunun gece evine kim girip çıktığı belli değil. Gitti. 7 tane büyük günah kebairden birisi namuslu bir kimsenin namusuna dil uzatmak. Kim dil uzattı? Mahallenin hacı annesi. Kim dil uzattı? Mahallenin sufi teyzesi. Kim dil uzattı? Bizim bir annemiz var, bize zikir verir. Kim dil uzattı? Mahallenin hacı babası. Kim dil uzattı? Mahallede sufi bir baba vardı, dede vardı, bizi zikre çağırırdı. O yaptı. Benim derdim onlarla. Anlaşıldı. Yani o kimse oruçlu, oruçluyken küfrediyor. Yapma. Oruçlu, oruçluyken ekmekten 50 gram çalacağım diye uğraşıyor. Yapma. Oruçlu, oruçluyken birilerinin malını talan edeceğim, birilerine zarar vereceğim diye uğraşıyor. Zaten bizim dinimizi anlatamayışımızın, dinimizi sevdiremeyişimizin sebebi biziz, kendimiziz. Başka kimse değil. Benim derdim bu. Yani televizyonda bağırıyor adam, bu dinciler hepsi de dünyaya tapıyorlar, bu dincilerin hepsi de paracı, bu dincilerin hepsi de menfaatçı. Aynı kendisinin logosu altında. Yani Nuri Yaşar Öztürk'ün 5 tane kitabı, 5 tane CD ile hediye 130 lira. Anladın mı? Çıkıyor birisi, ne kadar güzel, tamam mı? Bunların hepsi de paracı, bunların hepsi de pulcu. Ben bu soruyu filanca kitabımda yazdım, alın onu. Ya sen televizyona çıkmışsın, vatandaşın birisi soru sormuş. Hocam bu ne demiş? Sen de hoca olarak çıkmışsın. Sen ne diyeceksin ki? Ben bunu filanca kitapta yazdım, o kitabı alın okuyun. Ondan sonra altına da geçeceksin. Bu din üzerinden para kazananlar var ya, sen kazanıyorsun. İlahiyat fakültesindeki bütün öğretim üyelerinin yazmış olduğu kitaplardan para kazanmaması lazım. Almış oldukları eğitimi devlet sağlıyor. Diyanetteki çalışan bütün din adamlarının yazmış olduğu eserlerden hiçbirisinden para kazanmamaları lazım. Karşılığında devletten maaş alıyorlar. Profesörler devletten maaş alıyor. İmamlar, müezzinler, ondan sonra bütün Diyanet teşkilatı devletten maaş alıyor. Ne bu kitabı yazdın, bunun karşılığında ne para kazanıyorsun sen? Adam doktor, maaş alıyor mu? Alıyor. Şimdi diyecek ki ben Allah rızası için doktorluk yapıyorum. Oğlum sen doktorsun, maaşını alıyor mu devletten? Alıyorum. Öksürdü mü? Bak bana. Bakacak. İşi o. İşi bu adamın. Mesleği bu. Devlet ona buradan para veriyor. Ama o diyor ki kıymetli kardeşlerim, ben Allah rızası için burada doktorluk yapıyorum. Koyun cebime bir şeyler. Derdim onlarla, başka bir şeyle değil. Efendim selamünaleyküm. Din nasihat etmektir. Din nasihat etmektir. Eleştirmek değildir. Demiş. Nasihat, evet. Peki bu nasihat etme konusunda bir edep çizgisi var mı? Ve nasihat alacak kişi de, nasihat alacak olan kişinin Kur'an ve sünnet çizgisinde mi hareket etmesi gerekiyor? Nasihat, din böyle tebliğden, tebliğ etmek, nasihat etmek. Bir kimseye de karışmak değildir bu.
bu ileriki zamanlarda eksiklik görme durumuna getirir mi kişiyi? İşte insanı normalde o noktaya getirince sıkıntı zaten. O yüzden din nasihattır mesela. Önce nefsine örneğin. Din nasihattır. Önce kendine. Ama normalde biz şimdi hani bir kötülüğü gören eliyle mümkün değilse, diliyle mümkün değilse kalben buz ederekten önlemeye çalışsın. Bu hadis-i şerifi de yok etmek değil. Ama biz bu noktada böyle o kimsenin direkt bireyin şahsına yönelik değil, umuma söylüyormuşuz gibi nasihat etmek. İki arkadaş gidiyorlar yolda. Onu şöyle örnekleyeyim en güzeli. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin torunlarından. Hazreti Hüseyin Efendimiz bakar, Hazreti Hasan ile Hüseyin, birisi abdest alıyor, abdesti doğru almıyor. Biri der ki şeye, abdest alana, amca biz bir abdest alsak da senin bir eksiğimiz var mı, bize bir söylesen. Olur der o. Hazreti Hüseyin Efendimiz başlar abdest almaya, abdesti bitirir, döner o kimseye, der ki abdestim oldu mu? O kimse der ki ey peygamberin mübarek torunları, ben eksik alıyormuşum, gördüm şimdi. Nasihat bu. Şimdi eyvallah efendim, o söylemiş olduğunuzda peki bu nasihat verilecek olan kişi, hani o Yasin suresinde 20. ayetindeki Türkçe mealinde sizden hiçbir şekilde ücret talep etmeyenlerin peşinden gidiniz. Evet. Bununla bağdaştırabilir miyiz? Hani mesela şimdi Hasan ve Hüseyin Efendi Hazretleri gibi hani nefisimizi şey yapamayız. Ama genelde bu kalıba uyan kişilerin nasihatleri genelde o kalbin yerine tutturuyor. Benim nazarımda bir kimseyi ben dinleyeceksem, dinleyecek olduğum kimsenin ondan bir ücret talep etmemesi gerekiyor. Bu benim için dini bir ölçü. Bir kimse yapacağı sohbetten, yapacağı zikrullah'tan, dini olarak yazacağı kitaptan, eserden ücret alıyorsa ben onu dinlemiyorum ve okumuyorum. Ben hatta daha ileri söylüyorum. Diyorum ki Hazreti Mevlana bir beytini kaça yazdı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadis-i şerifini kaça sattı? Ya Mesnevi'den bir şey yazıyor adam, satıyor bunu. Diyorum ki Hazreti Mevlana'ya telif ücreti verdin mi? Nasıl yani? Diyorum ya Mesnevi'den bir hikaye yaptın, sattın. Telif ücreti verdin mi ona? Vermedin. Ama parayı aldın mı? Aldın. Sema ediyor arkadaş. Şimdi biz işin içindeyiz. Telefon açıyorlar şimdi. İşte şimdi beni aramıyorlar da işte Cafer arıyorlar, Tekke arıyorlar. Bize 4 tane semazen gönderseniz, işte filanca yerde böyle bir ilahi söyleyecek bir kimse, 4 tane de semazen var arkasında dönecek. İşte biz gelseler de 50'şer lira versek biz onlara. Ya o kimseyi düşünmüyor hiç. Ya bu çocuk ayağını patlatıncaya kadar tuzun üzerinde sema edeceğim diye uğraştı. Allah dedi. Başında semazen başı durdu. Ona o kadar eğitim verdi, o kadar şey verdi. Bu çocuk 50 lira kazanmak için mi yaptı? Bu keman dersi değil ki. Gitsin bir keman çalsın, 50 lira alsın. Bu darbuka dersi değil ki, gitsin bir yerde darbuka çalsın, 50 lira alsın. Bu öyle bir meslek değil. Ya bunu Allah için yapılan bir şey. Yani Allah için yapılan bir şeyden o kimse nasıl ücret alacak? Birisi bana öyle dedi. Hocam herkes öyle gidiyor. Herkesten alın kardeşim. Biz göndermiyoruz öyle. Biz arkadaşlardan alsak, bütün arkadaşlar diyorum tembihli. Birisi para için dönmeye giderse buradan dergahla ilişkisi kesilir. Allah yolunu açık etsin. Nitekim de ilk zamanlar işte bizden habersiz adam kendince gitti, kestik ilişkisini. Şimdi ne sema ediyor ne bir şey, kaldı meydanda. Dedim oğlum sen kendine böyle bir yol çizeceksen Allah yolunu açık etsin. Git istediğin yerde dön. Restoranda da dönersin, meyhanede de dönersin.
AVM'nin açılışında orta yerde kapının önünde de dönersin. Figür gibi otelin kapısının önünde de dönersin. Git. Günlük 50 lira yevmiyen var. 30 gün iş bulursan 1500 lira ne güzel para alırsın. Bizde para yok. O zaman yeryüzünde bu ücret talep edip de nasihat edenler hakikatte gerçekten yeryüzünde bozgunculuk yapanlar diyebilir miyiz? Benim nazarımda öyle ama ben bunu din olarak insanlara söyleyemem. Ben dini duygularını ve düşüncelerini, dini inancının ve imanının paraya çevirmenin ne olduğunu bilmiyorum. Ben bir kimsenin, din duygudur bir taraftan, duygusunu nasıl paraya çevirileceğini bilmiyorum. Eğer duygusunu paraya çeviriyorsa Allah affetsin. Yani biz toplumun kötülediği fahişelikten daha ağır bir şey değil mi? O bedenini pazarladı. Sen kalbini pazarladın, duygunu pazarladın. Hangisi daha kötü acaba? Bir kimsenin dini inancını pazarlaması mı, paraya çevirmesi mi kötü? Bir kimsenin bedenini paraya çevirmesi mi kötü? Çok acı bir şey. Yani 1000 tane hadis ezberlemiş o kimse. Ben 1000 tane hadis ezberledim deyip bunu paraya çevirmesi mi kötü? Öbürkü ama hangi problemden, sıkıntıdan, neden olursa olsun belki de 2 tane çocuğu evde aç, evde bir paket makarnası yok. Ben öylelerini de tanıyorum. Telefon açıp bana gecenin saat 2'sinde ben kendimi pazarlamak zorundayım, 2 tane çocuğum aç, benim evde benden ekmek bekliyorlar şimdi diyeni de tanıyorum ben. Benim nazarımda o 2 tane çocuğu aç olup da son noktaya saat 2'ye kadar direnip ya ben bunu yapmaktan başka çarem kalmadı diyen kimse bana daha namuslu geliyor. Hadis okuyup da para kazanandan. Hayat mı? Ne çekiyorsak zaten dinini paraya, yani dinini para olması şart değil. Yani bu Allah affetsin, açık açık konuşmamda fayda var. Benim bir gün gelip milletvekili adaylığına aday olmam gibi bir şey bu. Veya bir gün gelip beni, ya hocam seni belediye başkanı olarak görmek isteriz dediklerinde, o benden iyisi yoktur bu işe, ben layığım deyip, arkadaşlar benim orada bu dine daha iyi hizmet etmem için belediye başkanı olmam lazım deyip gidip belediye başkanının koltuğuna oturmama benziyor. Bu da aynı. Veyahut da belediyeye gidip hükümete gidip kendimle alakalı bir şeyi devşirmeme benziyor. Yani dini konumunu kullanaraktan gidip bir şeyleri kendine, kendi menfaatine kullanmaya benziyor. Bu sizden ücret istemeyenlere tabi olunuz. Burada emir aslında. Sizden ücret istemeyenlere tabi olunuz. Emir. Yani bir kimse din adına size nasihat ediyorsa, bir şeyler söylüyorsa ona tabi olun diyor. Sizden ücret istemiyor. Sizden ücret istiyor. Bunun zıttı ona tabi olma, onu dinleme. Onun peşine düşme. Senden maddi menfaat. Bu ücret dediğinde illa ki para değil. Ne işte belediyede adam ne diyorlar ona bir kurula? Encümen azası. Eskiden encümendi. Şimdi ne diyorlar? Encümen mi gene? Belediye meclisi mi? Senin siyasetle biraz var ilişkin. Belediye meclisi mi? Bir adamın gidip belediye meclisine üye olma çalışması gibi. Veyahut da bizim arkadaşlardan birisi gelip ya abi ya efendim ya ben şuraya meclise bir üye olmam lazım. Beni destekle. Denmesi gibi. Veyahut da benim bir fabrikadan ihale alacağım, belediyeden bir ihale almak için canhıraş uğraşmam gibi. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Hayır, ben filancayım. Bana bu ihaleyi vereceğiniz veya bana bu işi vereceğiniz, bana bu işi yapacağınız demem gibi. Gidilmez peşinden.
Ben emekliyim, rahat olun. Ticaretten emekliyim, sıkıntım yok benim. Evet. Allah'a giden yollar. Demin mahlukatın nefesat edince dediğimiz yollar veya herhangi birimizin kendi kişisel yolu. Adı Allah'a giden yol. Allah'a giden bir yol varsa biz şu an Allah'ın dışında mıyız? İçinde misin? Veya o zaman yol bizim kendi kurguladığımız bir şey mi? Bu, sözün Allah'ın içinde miyiz oldu? Yani Allah'a giden bir yol var ortada. E Allah'a giden bir yol varsa o zaman Allah'ın olmadığı bir yer de var. Allah'ın olmadığı yerden Allah'ın olduğu yere mi gidiyoruz? Allah bu kadar sınırlı mı? Ben Allah'a gidilen yollar dedim. Veya herhangi bir Allah'a gidilen bir yol. Bir yol yani veya bütün yollar. Allah'a giden gidilen yollar varsa Allah'ın olmadığı yerler mi var? Öyle bir şey yok ki. Bütün yollar Allah'a çıkar. Yani yol ne o zaman ki yani? Allah da her yerde her daim varsa o zaman nereden nereye gidiyoruz? Normalde bir kimsenin kendince kendi algısı var mı? Var yani kendine ait herkesin bir algısı var. O algısı onun yolu. O zaman yol sabit bir şey değil yani. Herkesin değil, kendi tabii. yolu var. Yok tabii. Herkes kendi içinde gidiyor o zaman. Hı. O zaman bir kimsenin yol adına çıkıp da yol budur demesi hakkı değil. Değil. Kendi yoluna davet ediyor o zaman. O zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin de hakkı değil. O kendi yoluna davet etmedi ki. Ama o mesela ona algılayıp anladığı bir şekilde veya Allah'tan tasarladığı bir şekilde yol oluşturdu. Cenab-ı Hak ona bütün yolların cemini anlattırdı. Mahlukat adedince yol var ya, mahlukat adedince yolun kanalizesi Hazreti Muhammed Mustafa'da. Ama onların başladığı yerde Allah yok muydu? Her şeyin başlangıcında Allah var. O zaman yolculuk nereye? Yolculuk Allah'a. Allah'tan Allah'a. He. O zaman yol niye? Sen var? Öyle anladın bak işte. Yani işin şurasını, ben bunu böyle düşündükten sonra da dedim ki o zaman ben neredeyim? Ne karar verdin neredeyim deyince? Bulamadım. Ve en iyi de sizin bilebileceğinizi düşündüğüm için. Ha, bulamadın mı neredeyim? Bulamadım dedi. Nerede olduğumu. Güzel. Bu bende böyle sıkıntı değil de böyle bir içsel bir şey yarattı. Yani aslında şimdiye kadar olan böyle eminliğimden bir çöküntü yarattı. Ben neredeyim demek mi? Yani ben neredeyim demek ve hiç kimsenin o cevabı bilemeyecek olması. Sebep? Ve o cevaptan bir kişiye yani sizin bilebilecek olmana güvenmem mesela. O beni ayakta tutuyor şimdi. Ama şimdi düşünsenize yani yeryüzünde hiç kimse senin nerede olduğunu bilmiyor. Sen de kendin de dahil. Ve sen neredesin? Yani ben neredeyim? Böyle bedenen değil yani. Eğer benim bir yerim olmuş olsaydı ben orada mutmain olurdum. Tatmin olurdum. Derdim ki tamam hani yol biterdi tabiri caizse. Yani böyle bir tabiri caizse en rahat halime kavuşurdum. Arayış bu, biterdi. Bu üniversitelilerle sohbet etmemin en güzel tarafı şu. Onlar böyle akıllarıyla, geometrileriyle konuşuyorlar. Benim bilmediğim, daha doğrusu böyle hiç önemsemediğim bir taraftan dem vuruyorlar. Mesela ben hiç kendi kendime Allah yolunda ben neredeyim diye düşünmedim hiç. İster coğrafi, ister metresel. İsterse duygu noktasında. Ama sen şimdi ben neredeyim diye düşününce kalbime geleni söyleyeyim. Hani dedin ya sen biliyorsun diye. Ben hiç Allah'la olan ilişkimde ben neredeyim diye sormadım. Ben hep tam göbeğindeydim, merkezindeydim. Bunu düşünebiliyor musunuz? Ben hiç başka bir şey düşünmedim mesela ki. Mesela şeyi de düşünmeniz enteresan. İnsanları Allah gibi görmek.
Yani bir insan bunu Allah gibi görmek değil. Allah'ın nasıl gördüğünü düşünsenize. Yani şimdi bu hakikatte, yani bu bir insanın bunu düşünceyle bile buraya çıkabilmesi tehlikeli bir şey yani. Tehlikeli, seviyorum tehlikeli yerler dolaşmayı. Bunu söyleyen biri merkezdeyim dediyse bu onun hakkı olabilir. Buna inanırım. Neden bir başkasının da hakkı olmasın? Olabilir. Ama o zaman soru şu. Bu merkezdeyseniz benim yerimi bildiğiniz anlamına gelir. O zaman ben neredeyim? Ah cancağızım, Hazreti Mevlana demiş ki öyleleri var yanımızda ama demiş Yemen'de. Kimisi demiş Yemen'de ama canımızda. İşte canda olmaya bak. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi bir parantez daha açayım. Aç. Hoplatacağım biz, şimdi. Aynı kavimiz demiştiniz. Ona biz bir kavimiz. Biz aynı bir kavimiz demedim. Bir kavimiz dediniz. O aynı kavim ayrı, bir kavim bir ayrı. Bir kavimiz. Bu beni hayatımda en mutlu eden sözdü. O zaman içimizdeki bu arayış neden? İçimizdeki? Bu arayış neden? Yani evet. Tatminsizlik neden? Güzel. Yani biz tabiri caizse hiç rahatlayamayacak mıyız yani? Muhteşemsin. Öyleyimdir. Özür dilerim. Allah insanları kavim kavim yarattı ayet-i kerimesini. Ben esmer, beyaz, Türktü, Arap'tı, Çerkez'di bu işin zahirine bakıyorum. Bu zahir meselesi. Ben sufilerin, daha doğrusu Allah'a aşık olmaya çalışan Allah'a aşıkların bir kavim olduğuna inanırım. Bunun rengi, dili ne olursa olsun. Bir kavimdir onlar. Hani hadisi kutsi'de derler ya, onlar akraba değillerdir. Birbirleriyle arkadaş değillerdir. Alışverişleri de yoktur. Ama Allah için birbirlerini severler. Toplandıklarında Allah'ı zikrederler. İşte hiçbir gölgenin olmadığı yerde Allah onları kendi gölgesinde gölgelendirecek. İçinizde bir sürü yeni böyle simalar görüyorum şimdi. Neden buradayız? Allah için buradayız. Dışarı çıkınca CD satılmayacak. Biz sizden para da talep etmeyeceğiz. Siz de bizden etmeyeceksiniz. Etseniz de ödemeyeceğiz zaten. Şimdi bir kavim olmak. Biz hepimiz bir kavimiz. Bu kavmin en önemli özelliği şu. En önemli özelliği. Bunun çok özellikleri var. Geniş bir daire. Bu benim kendimce bugün böyle kısacık anlatıvereyim. Bu kavmin insanları biraz harabatlar. Bu kavmin insanları biraz garipler. Bu kavmin insanları biraz böyle bu manada duygu yoğunluğu yaşıyorlar. Bu kavmin insanları bir şekilde mutmain olma noktasında değiller. Hep yok mu daha diyenlerden. O yüzden bu kavmin insanları böyle bir şeyle kendisini oyalayacak, bir şeyle kendisini doyuracak noktada değiller. Ve yok mu daha dedikçe, yok mu daha dedikçe bir türlü bu noktada kendilerini rahata kavuşturamıyorlar. Ve hiç de rahata kavuşmayacaklar. Bir taraftaki harabatlıkları var ya, o harabatlıkları onlarda durduğu müddetçe onlar hiçbir şekilde doymayacaklar. İslam'la özdeşleşmiyor ama. Aslında İslam'ın tam merkezi. Bilinen İslam'la özdeşleşmiyor. Yani mesela kanaat ehli olmayı Hazreti Peygamber Efendimiz öğütlerken. Bir dünya ile alakalı. Peki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de bu noktada böyle miydi? Neden dedi hakkıyla sana kulluk edemedim ya mabut diye? Neden ayakları şişinceye kadar namaz kıldı?
Neden dedi? Ey Ömer, istemez misin ki dünya onların olsun, ahiret bizim olsun? Peki o özelliğini, hislerini şu anda da devam ettirebiliyor mu? Tam anlamıyla hem. Hiç eksiksiz değil mi? Hiç hem. Biz de bunu hatta devam... artıraraktan. Biz bunu artıraraktan biz de devam edebilecek miyiz? Eğer bu noktada, bu yolda koşturmaya devam edersek hiç eksilmeyecek. Peki zaman ve mekan farkı olmaksızın bundan 1000 sene sonra da biz burada olacak mıyız? Bu mekandan kaç yıllık bu mekan? Bu mekan 450 senelik. 450 sene sonra ne oluyor burada? Sema. Doymamış mekan bile. Bu husustaki yaşantımıza ve açlığımıza devam edecek miyiz? Doğduğun an öldüğün andır. O zaman cennet mutmainlerin yeri. O zaman biz cennette de mi doymayacağız? Bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri 3-5 huri 3-5 kılman. İsteyene versen onu. Bana seni gerek seni. Onu görenler doydular mı? Ben dünya hayatını cennet hayatı olarak görüyorum. Yine... Gılmanı da var burada. Her şey var. Öteye geçmeyi ben seni gerek seni hali olarak görüyorum. Şimdi yok mu seni gerek seni hali? Var. O zaman bir daha geriye dönüş olmayacak hiç. Oradan. He. Şimdi de yok geriye dönüş. Var. Var mı? Var, perde var. Nereye gidersen git o perdeyle gidiyorsun. Peki, o zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz bir kavimiz ya. Evet. Ben de bu kavmin tam merkezindeyim. Evet. Buna inanıyorum. O zaman kavmin, merkezinde olmayan kimse yok zaten. Aklımda bunu canlandırabilmem için kavmin merkezinde siz varsınız. Ve ben sizin merkezinizdeyim. O zaman bizim kavmimiz nerede? Neden illaki coğrafi bir şey istiyorsun? Doymak istiyorum. Aa yok. Söylesem de doymayacaksın ki. Mutmain olma yolunun kapalı olduğunu söylediğim halde mutmain olmanın yolu açık değil ki. O zaman bu içimdeki ne? O içindeki ateş. O yangın sönmeyecek hiç. O içindeki açlık doymayacak hiç. Ama ben çok ibadet eden, çok zikir eden bir kimse de değilim. Mesela siz dediniz ya bizim yolumuz zikir, teşbih ve tenzih yolu. Bende teşbih de yok, tenzih de yok, zikir de yok. Var da sen farkında değilsin. Ama ben Allah'ı zikredemiyorum. Debitten beri teşbih ediyorsun. Ben de senin her teşbih ettiğini tenzih ediyorum. Sen teşbihtesin, ben tenzihteyim debitten beri. Benim açık, benim namazım şu an herkesten kötü. Benim zikrim zor bela gidiyor yani. Götüremiyorum. İbadetlerim desen öyle insanlar olan... Böyle söyleyince herkes bırakacak sana baka. Desem öyle... Ciddi olarak diyorum yani o zaman. Ama gittikçe de farklı bir hissiyat oluyor yani. Açıklayamadığım... O içimdeki boşluk artıyor. Ama gittikçe de ibadetlerim kötüleşiyor. Gittikçe de ahlakımın kötüleştiğini görüyorum. Bu iyi değil. İşte ben bunu söylemeye çalışıyorum. Bu eminlik gelince insanı böyle perişan eder. Eminlik gelmeyecek. Eminlik nedir? Nasıl peki bu eminlikten bir kimse kendisini merkezdeyim dediğinde eminlik olarak o gelir de merkezde duruyorum dediğinde bu eminlik noktasında kendisini tutarsa hata yapmaya başlayınca bu nefisten olmuş olur. Ben merkezdeyim diyen bir kimse bu noktada daha ince davranma, daha iyi, daha güzele koşma, daha ince işçilik çıkarmak için uğraşacak. İşte iç dünyamda o daha iyiyi ve güzeli tam olarak kavrayamadığımı da düşünüyorum.
bir lahza da olsa, bir lahza da olsa sevgilinin kalkülünü görmeyenler hayrete düşmezler hiç. O yüzden hani ayet-i kerime var ya, bu dünyada kör olanlar mahşerede kör olarak giderler diye, bir lahza da olsa o hayrete düşmekte fayda var. İyi midir? İyidir. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Zikir, teşbih ve tenzih. Mikrofon bende değil. Zaten saat 7 oldu. 8'de mi program başlıyor? Nasıl uygun görürseniz. 7.45'te inşallah sema okumasında, sema ve duada buluşacağız. Hakkınızı helal edin.